bakacağız. Ve setlerde doğan aşklar ya da doğduğunu zannettiğimiz aslında aşk olmayan tanışıklıklar. Şimdi buna geçiyoruz. Diyemeyiz ki sette yakınlaşmalardan aşk çıkmaz ya da tam tersi. Şimdi Kızılcık Şerbeti'ne geçiyoruz. Başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasında bir yakınlaşma ardından başlayan bir ilişki olduğu iddia ediliyordu. Oyunculardan konuyla ilgili bakın nasıl bir açıklama geldi. İyi ki hayatımda ve bana çok şey kattı kısa bir süre içinde. Teşekkür ederim sana. Ve şimdi neyse. İki arkadaş olarak biz. Bu bir canlı yayın. Evet, bunun farkına varalım diyorum. Şey. Şeye bağlayamadım. Yani insanlar genelde bizi şu an sevgili falan zannettikleri için hayır değiliz. İki arkadaş olarak biz en güzel tarafı ben Doğukan'a her fikrimi açık açık söyleyebiliyorum. Ya da düşündüğüm bir şey saçma da olsa. Çünkü beni yargılamayacağını biliyorum. Her konu onunla rahatlıkla konuşmak en sevdiğim özelliği. Tamam. Güzel bir kompozisyonda. Evet yani Sıla'nın şeyini seviyorum, açıklığını, enerji olarak açık, zihnen açık, söylediğim bir şeye cevabı hazır değil yani o negatiflikle üstüne gelen birisi değil. Evet ne diyorsun? Ne aralarında aşk olmamasın ama. Evet konuyla ilgili ne diyorsun? Sen perde arkasını biliyorsun her şeyi. Ben Doğukan'la bir dizi setinde tanışıp röportaj yaptım. Son yıllarda tanıştığım en flörtöz insan olduğunu düşünüyorum. Yani o bir... Sizinle de annesiyle de konuşsa çok flörtöz olan. Flört etmeye gelmiş dünyaya. Aynen öyle. Gerçekten flört yani çok tavır ve tarz olarak çok sempatik, çok flörtöz. Şeytan tüyü var derler. Evet öyle biri. O yüzden de hani büyük ihtimalle Sıla Türkoğlu ile oynarken de oldukça flörtöz olduğu için aşk yakıştırması yapıştı. Ya ben şu kısacık videoyu izlerken çocuk Sıla'ya, Doğukan Sıla'ya öyle bir bakıyor ki diyorum ki büyük bir aşkı ve hayranlığı var kıza karşı ama Sıla'nın cevabında da bir iki kelime var orada böyle sürekli dikkatimi çeken. Olarak. Yok bir anahtar kelime. Yani ne şu an sevgili değiller. Ha. Bak ne diyor? İnsanlar şu an bizi sevgili sanıyorlar ama değiliz. Şu an değiliz. Ya da yani. Önceden sevgiliydik artık ya değiliz. Da. Bilemeyiz ha, artık bravo. Orayı. O da olabilir. Yani mümkün. Yapımcıların da biraz işine mi geliyor? Karı kocayı oynuyor ve hikayenin ana dinamiklerinden bir tanesi. Ya çıksın söylentiler fena olmaz işte falan mı diyorlar? Yani aslında dizi setinde aşk yaşanması çok tehlikeli bir şey. Çünkü araları bozulduğunda bitti. Korkunç bir şeye dönüş. O yüzden yapımcı hiç hoşlanmaz oyuncuların sevgili olmasından. Şimdi bunun derdiyle mi uğraşacağım der. Onlar küser kavga eder çıkmıyorum onunla oynamıyorum kaprisleri başlar. O yüzden bir yapımcı genel olarak oyuncuların birlikte olmasına hoşlanmaz. Yani ama bu dedikoduların işe yaradığı... Bunu düşünmüyorum ya. Biz Kızılcık Şerbeti'ni bunlar ikisinin arasında aşk var diye izlemiyoruz. Nur Sema var orada yani. Evet. Bayağı Nur Sema'nın hikayesine daldık. Aynen öyle. Herkesin bütün karakterlerin önüne geçti. Şimdi yönetmenimiz onların görüntüsüne bir baktı. Bir yönetmen gözüyle Yaşar da de coştu. Yaşarcığımız şöyle bir yorum yaptı. Basbayağı sevgili gibiler diyor. Yani o bakışlar kızı cevap verirken aman... Benim videomu izleyin lütfen. Ciddi misin? İzleyelim. Aman canlı yayındayız diye kızı bir uyarması falan. Sevgililer. Ama güzel bir kompozisyondu. Yani elinden okuyormuş gibi. Evet tamam güzel bir kompozisyondu deyip yönetiyor da bir taraftan da ok. Evet. Çok eğlenceli bir de... Orada anneannesi vefat etmiş. Başı sağ olsun. Oya bir de şöyle bir durum var. Sette çekimler nedeniyle 12 saat, 13 saat haftanın bazen 6 günü, bazen 7 güne süren bir çalışma temposu var. Hele de o iş çok başarılıysa ve aldı götürüyorsa insana ister istemez 18 saat şu kuşu görsem aklımdan çıkmaz yani. Tabii oradalar doğru söylüyorsun. Yani hani böyle bir 2-3 saat takılmalı bir iş değil ki bu. Yok. Ya da 7 saatlik bir mesai bitimi değil ki. Ama yani olmak zorunda da değil bilmiyoruz. Tabii olmak ama zorunda da değil. Yani, ama şu hayatta örnekleri de var. Sette tanışıp şu hayır an, diyen, evlenen. Şu an sevgili değiliz lafı ya büyük ihtimalle önceden sevgili. Bir şeyler vardı bitti. Herhalde. Evet şu an oradaki o anahtar iki kelimesi. Kelime şu an kelimesi. Evet, ayrıldılar bittilerse canım cicim devam ediyorlarsa o ayrı başarı. Öyle, bazıları öyle biliyorsun hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyor. Evet çünkü sete başka oyuncular da geliyor.
tazeleniyor. Sıla yalnız, Sıla ya. Bu aralar sosyal medyanın da gündeminde. Çok güzel değil mi? En çok konuşulan kadın oyuncular listesinde efendim birinci sırada yer alıyor. O listeleri bir getirelim. Sosyal medyada bu ay en çok kimler konuşuldu? İkinci, üçüncü ve dördüncü. O ne? İki tane üç olmuş orada değil mi? Sanki bana mı öyle geldi? Ha, iki, evet. Ha, rakamlar aynı diye. İki ve üçte kardeşlerimin oyuncuları. Su Burcu, Yazgı Coşkun, Lizge Cömert, Melis Minkari. Bir şey söyleyeceğim sana. Var artık. Yani şimdi sen bana desen Melis ki. Minkari Melis desen. Minkari Su desen. Su Burcu, Yazgı Coşkun. Ben bilmiyorum. Su Burcu'yu öğrendik. Öğrendik. Ödül aldı ki altın kelebek. Bekten vesaire filan artık Su Burcu'yu biliyoruz. Lizge Cömert desen filan. Yani simasını biliyorum da gerçek adını bilmiyordum, yalan söylemeyeyim. Melis Minkari. Dördüncü sırada Elçin Sangu var. Beşinci sırada şey, Adım yaş Para. Yaş grubu olarak da birbirinden çok farklı insanlar yani. Ben şu Rabia Soytürk'ü çok bir beğeniyorum. Altı çok Rabia Soytürk, böyle... Meda Mektubu. Yedi Bensu Soral da çok güzel. Tuzak. Evet. Biraz da tuzak konuşalım istiyoruz. Afra. Afra Saraçoğlu. Onu zaten biliyorsunuz ben aşırı beğeniyorum. Evet. Ebru Şahin ve Devrim Özkan 10. sırada. Bir aşağı, de Sıla. Yani şu dörtte yani hepsini beğeniyorum. Şimdi şu listeye baktığın zaman aslında... Kimin dizisi çok izleniyorsa, çok popüler ve çok öne konuşuluyorsa geçiyor. Öne geçiyor. Yoksa hani şey gibi değil bu. En iyi oyuncu, en iyi kadın oyuncu listesi değil. Şimdi bu listeye baktığın zaman sana soralım. Birinci sıraya oyunculuk anlamında kimi koyarsın? Zor. Skandal. Zor. Oyunculuk anlamında evet. Elçin Sangu'yu koyarım. Elçin Sangu'yu Elçin, koyarsın. Sahnede de izlediğim... Gerçekten de var. Evet. Oyunculuk anlamında onu koyarım bir numaraya. Sonra devam edelim ikiye. Bak şu an var linç üstüne linç. Ya, geliyor. İkiye geçti şu an şeyi göremiyorum. Gelsin listemiz evet. Afra Saraçoğlu'nu koyarım. Üçe Demet Özdemir, dört Ebru Şahin, beş Devrim Özkan.